Michael Schumacher, oh, please, will he be. He me. Das F1'in e, yarışlı ama yarışsız haftasından herkese merhaba. Alper. Efendim. Bana bir yağmurlu anını anlat. Geçenlerde ev taşımıştık geçen sene. Tam taşınırken inanılmaz bir yağmur yağdı ve arabayla böyle giderken sanki yani o kadar çok su vardı ki yolda. Sanki böyle bir ağacı ağaç bir tomruk itiyormuşuz gibi. Yani önümüzde bir şey var. Biz bir şey sürüklüyoruz galiba. Acaba bir insan falan mı var önümüzde? Yani ne oluyor? bu ne, Neyi sürüklüyoruz biz şu anda? falan demiştik. Yani O kadar şiddetli bir yağış vardı. Arabalar kenara çekmişti. Biz de öyle devam etmiştik. Neyse ki sonra dindi. Böyle bir anı. Anladım. Keşke daha güzel bir anı olsaydı ama <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Abi sonra ağladım. <laughs> Biraz düşündüm. Benim de gençliğimde sevdiğim bir grup vardı. His Infernal Majesty diye, Him diye bir grup. Böyle bir de bunların vokali vardı işte. Da bir seksüellik nedir bilmediğimizde çok havalı olan bir abiydi. Böyle şey, sigara işareti şey böyle dünyanın yanında onun kadar havalı olmaya uğraşırdım filan. İstanbul'da bir konserleri oldu Aradan yıllar geçti. İzlemeye gittim bir arkadaşla beraber. Öyle bir yağmur yağdı ki konserin yapıldığı mekanda o kadar yağmura hazırlıksız ki dizimize kadar yağmur doldu etkinlik alanı. Çoğu insan gitti. Şeyin çatısı çöktü. Ne diyorsun ya? Bunlar sahneye çıktığında sahnenin yandaki çatısı çöktü. İnsanlar o kadar bekledi diye en azından birkaç şarkı söyleyelim dediler. 5 şarkımı ne söylediler. Ama o dudağının yanında evcik evcik <laughs> sigara içen adam bir elinde bezle yeri siliyor. <laughs> Ekipmanların önündeki bezleri yeniliyor. <laughs> Diğer taraftan şarkı söylemeye çalışıyor. Böyle bir konser izledik. Biz de ıslandık yani dizimize kadar. Onda da aynı kötü yönetim, kötü etkinlik yönetimi vardı. Bu hafta da aynı kötü etkinlik yönetimini gördük. Sen nasıl insanları orada 4 saat bekletirsin ya? Ulan ben bakıyorum buradan şeye radara. Sadece 18.30'da böyle 5 dakika falan azalma gözüküyor. Ondan sonra hep daha daha artıyor yağmur. Ya sen nasıl bekletirsin insanları 4 saat ya? Acayip yağış var. Bu iş olmayacak herhalde. Abi bir gün sonra alalım yarışı. Başta Leclerc demiyorlar mı? Yarım saat sonra daha da artacak yağmur diye. En başında ya yarışın en başında ya. ya dalga geçermiş gibi insanlar orada bekletmişler. Şeyler kapanmış, otoparklar kapanmış. E, traktörlerle arabaları oradan çıkarmaya çalışmışlar. Otobüs şoförleri bilmiyor ne yapacaklarını, nereye gideceklerini. Zaten daha önce SPA'dan öyle şeyler, <laughs> anılar duymuştum yani otobüs şoförüne Google Maps'ten spanın yerini gösteren şeyin <laughs> nerede durması gerektiğini gösteren yolcular yurt dışından gelmişler bir de onlar yani oradaki şoförü anlatmaya çalışıyorlar filan berbat bir yarıştı ya ya şu şu şunu hiç unutamayacağım bu yarıştan Chen Dok diye bir herif var ya Formula 1 yayıncılarından bir tanesi oradaki Karun Karuncan nokta yanlış hatırlamıyorsam Hint asıllı bir arkadaşımız. Diyor ki hangi takıma sorsak farklı bir şey söylüyor. Ne olacağına ne dair. Yani ne şöyle olacak, dair. evet. Evet. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne. Perez'in olayı yarış başlamadı diyorsun. Yani ilk önce sana diyorlar ki Perez'in arabasını tamir edersek yarışa başlayabilecek mi? Hayır öyle şey mi olur? Yarış başladı diyorsun. <laughs> Adam şey deyince, "E formasyon turuydu bilmem ne yarış başlamadı deyince, biz bir bakacağız diyorsun. Sonra izin veriyorsun. Ulan bu yarış başlamadıysa nasıl 44 turdan 43 tura düştü? Bir tur azaldı. Nasıl azaldı bu? Ya bu kadar kötü bir şey izlemedim ben hayatımda ya. Futbol bile daha mantıklı yani. TFF bile daha iyi yönetiliyor ya. İnanılmazdı ya. Yarışı canlı izleyemedim. Çekimim olduğu için. Sonra gece eve vardığımda 4 saat izlemeye görünce başladım. sevindim. Başladım. O kadar sevindim ki 4 saat 40 dakika falan 4 saat 38 dakika aklımı kaybedecektim. Yani 12 defa izlemeye başladım. dedim ki Allah da ben bunu sabah kadar izlerim yani. Yine olaylar da kopmuş. Yağıştı maaşlı. Böyle izliyorum izliyorum. Neyse biraz atlayayım dedim. Allah Allah yarış başlamıyor. Biraz daha atlayayım dedim. Allah Allah yarış hala başlamamış ya. Oğlum bu böyle üçüncü saate atladım hala yarış yok falan. Böyle delirdim. Son bir saat kalmış. Nasıl ya yarış? Yani iptal oldu herhalde falan. İptal de olmadı. Böyle yani ilginç iki turluk. Bir, Saçma yani sözde yarış yani. Safety Car'ın arkasında bir yarış yani. Nasıl oluyorsa onu da anlamadım. Valla ben çok korkuyorum İstanbul yarışı da böyle olacak diye. Ya lütfen olmasın ya. Abi yağmurlu yağış istiyoruz da bu değil. Bir yani. de bir de abi insanlar parasını alamıyor şu anda. O son yarış günü için bilet alan insanlar e ya da kombine bilet alan insanlar e parasını yarış oldu. alamıyorlar. Evet. Organizatör öyle söylüyor. Haklı. Ya inanılmaz abi bir de o insanlar yani 4 saat, 5 saat bir de bunun öncesi var. Yani buçuk saat zaten etkinliğin başladıktan sonraki süre, geçen süre. Bunun öncesi var, sonrası var ya. İnsanlar sırığı sıklama evet. olmuş durumdaydı yani. Bir de insanlara sürekli bekleyin demişler. Anonslarda. Hiçbir açık başka açıklama yapmamışlar. Büyük rezillik ya. Çok ya inanılmaz gerçekten. Yani hep şey düşünüyorsun ya işte bir şey olursa FAA buna bir e, cevap ver yani. İşte bir sorun varsa Efe şey yapar. Öyle bir şey yokmuş abi. Öyle bir şey yokmuş. Yani 70 yıldır yapılıyor bu spor. 70 yıldır dünyada yağmur yağıyor yani. Mesela seneye regülasyon değişiyor. Bunların yönetebileceğine güvenebilir misin? Zaten bu senenin başından beri bir sorun var orada. Yani her şeyde garip bir karar veriyorlar ya da kararsızlıkları insanları yıldırıyor. Vallahi çok korktum ben izlerken. Badminton'a mı gönül verseydim dedim. <laughs> Biraz erken oldu. <laughs> arada böyle falsoları okeyim ya. Yani. Çok hani, hani okey değilim de hani 40 yılda bir oluyorsa tamam yani. Hani sineye çekebilirim açıkçası. Ee, bu arada Wolf da bu Belçika Grand Prix'sini sineye çekmek durumundayız falan demiş. Bu hmm. hani ...Hamlet'ın üçüncü olduğu için... ...yani adamlar da haklı bir taraftan... ...yarış veren olmadı ve aslında puan kaybettiler... Yani. ...evet... Gereksiz. ...kurallarda kurallarda sıralama turlarından... ...puan kazanılır diye bir şey mi var? ...ya iki tur atınca işte... Ha, ...yarı puan kazanır da... E bu. Tamam da da saçma bir ...onu da yarış yani. başladı da iki tur atılmadı ki... ...formation lap yaptın yani sadece... ...güvenlik aracı arkasında... ...evet yani... ...yarış yoktu aslında... Bilmiyorum. Yani bir taraftan Mercedes'le ile Red Bull arasındaki fark kapandığı için bir tık iyi gibi. Hem de Russell ikinci oldu bu sayede. Ki bence şey qualification'dan sonra böyle bir qualification'dan sonra e, ikinci olmayı hak ederdi yani. İyi olurdu ikinci olması aslında. Ya tamam da abi Ama bu herif, böyle olması tabii üzücü oldu biraz. Bu herif yarışıp da ikinci olabilirdi. Bilemiyorum. Zor biraz Williams'la ikinci olması da yarıştı. Lando'nun suçu ne o zaman ya? Gerçekten ya. Ya iki yıl önce aynı London'un kaza yaptığı yerde adam ölmüş. O zaman demiyorsun ki bu burayı biraz düzeltelim yani. Bir şey yapalım demiyorsun. İki sene sonra MotoGP gelecekmiş de bu pistte. Onlara bir şey olmasın diye biz bu virajı değiştiriyoruz. Akl aklım almıyor benim halime. Ee, ya London'un kazası da çok acayipti ya. Evet. Yani ya ağlayacaktım yani. ya canlı yayında bizi izleyenler biliyor. Ya araba bir taraftan girdi, diğer taraftan çıkmadı. Kamerada göstermiyor. Ne yani iyi mi kötü mü bilmeden göstermiyorlar ya? Evet. Ulan kafayı yiyecektim ya. Orada biri söylemiş iki sene önce. Kadınlar yarışında üst üste birbirlerine girmişler. Ve herhalde e, böyle bir şey yapmasaydı Lando poli olacaktı yani. Muhteşem bir performansı vardı. Yani... yani, Her şey McLaren için çok iyiydi. Ve ondan önce o, o karar da sorunlu. Oradaki olay da sorunlu. Hem Lando hem Vettel diyor ki olmaz. Vettel hele kızıyor yani. Lando diyor ki su birikintileri var her yerde. Sonra gidiyor kızı alıyor. Kendi hatası var mıdır? F1 ya yani en iyi zamanı yapmaya çalışacak. Onun güvenliğinden sen sorumlusun kendisi değil. Yani FIA olarak senin tek sorumluluğun burada. İnsanlar ölmeden birbirlerine girmeden yarışsınlar. Senin tek sorumluluğun bu. Senin yani sorumluluğun sen... yarışmak değil yani. Ya sonuçta sen adamın abi hayatını değer veriyorsan yavaş git diyemezsin yani. Bu adam evet. olayı bu gerçekten de. Yani konuşursam daha sert şeyler söyleyeceğim. Bizim programımıza da uygun değil bu Alper. Siz de yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani hiç yarışılmadan Russell bile puan alsa puan alınması içinize sindi mi? Mesela ertesi gün yarış olur mu muhabbeti oldu. Bütün 4 saat boyunca her buldukları insana bunu sordular. İşte yarın da yarış olsa şey yapabilir misiniz? Yetişebilir misiniz sizin için? Problem olur mu? Herkes olmaz dedi. Şimdi oradaki sorunlardan bir tanesi şu. Ertesi gün olursa orada çalışan gönüllü personel, bine yakın belki binden fazla, ne olacak? E bunun da daha önce düşünülmüş olması lazım. Yani bunun da daha önce bu gönüllü personeli alırken demen lazım ki senin buna. Zaten en az 5 gün çalışıyorlar galiba. Çarşambadan filan başlıyorlar. Oh, tamam. Bir de bunların eğitimleri var. Bir gün daha fazla koyacaksın abi böyle bir şey olursa diye. Böyle bir şey yapmasalar bile bence muhtemelen bir şekilde idare edilirdi ya bir gün daha. Ee, ya saat kuralını diyeyim. bozdular yani, adamlar. Yani bunu bir de herhalde canlı izleseydim şeyde pistte delirmiştim hmm. yani. Sen be, bir de Türkiye'den Belçika'ya gidiyorsun. Heyecanlısın. Evet. <laughs> Belçika Grand Prix'sini izlemeye bir ton para harcamışsın. Ya dürüst yani, olalım. Son... En son Türkiye yarışı da yapılmaması gerekiyordu. Ha, eğlenceli yani, oldu canım. bilmem ne, ama yapılmaması gerekiyordu yani. Ama yağış yine durmuştu galiba İstanbul'da. Ama sonrasında. pis. Kayıyorsun pis, sürekli pis, güvenli pis, değil. Pis gibiydi evet, doğru. Hoş geldiniz. Dastevi. <laughs> <laughs> Bu girişimizdi. <de. gülüyor> <laughs> Bak yarıştan uzun sürdü. 18 dakikadır. <laughs> yani şimdi insanlara kaç dakika gidecek bilmiyoruz arada durduk falan ama. Yani yarıştan uzun bir girişimiz var arkadaşlar. bize daha atarsınız bir F1 TV ücreti diye düşünüyorum. Yani, lütfen. <laughs> Bu kanalda destek olma falan yok açık değil. Çok az abonemiz olduğu için ama en azından abo ya yani deyin ki arkadaşlarınıza bakın böyle böyle tipler var. Bunlara abone olun. Beğenin videoyu falan bir şeyler yapın bari ya. Yani bizler en azından vaat ettiğimiz şeyi yerine getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Peki sıralama turlarıyla alakalı düşüncen nedir? Herkesin bir update getireceği konuşuldu. İşte Ferrari'nin yeni motoruyla katılacak konuşuldu ki bu haftaya yetiştirememişler. Sanırım gelecek hafta yeni motorunu kullanacak Ferrari. Ne düşündün? Valla ee, ben de e, İtalya'dan sonra kullanacak diye duymuştum yeni motoru ama sonradan e... Ben de haftaya duydum. Bir tanesini sonra da de kullanacak. Bakalım yani <laughs> göreceğiz. Ee, bu kadar hani nasıl bir fark yaratır Ferrari için? Açıkçası pek emin değilim yani. Çok bir, bir büyük hani 10 beygirden falan bahsediyorlar ama. Hı hı. Peki London'un rahatça herkesten hızlı olması hakkına ne düşünüyorsun? Ya çok e, yani ya çok iyi bir ayar tutturdular. Tek başına London'un Başarısı değil tabii ki yani takımının da burada büyük evet. bir şeyi var. Ee, Ricardo da dördüncü oldu mesela. Yani Lando gerçekten ne yani şaşırtmıyor ya hani gerçekten günden güne yükseliyor performansı İnanılmaz bir performansı. McLaren'in performansı artmış olabilir mi? Onlar da updateler getirdik diyorlar. Yani yarışta şey hiçbir şey, şey evet, göremedik. Ya. En, en evet çok ya. merak ettiğimiz şey buydu. Gerçekten ya bütün soru işaretleri soru işaret şeklinde kaldı yani. Bir hafta daha bunlarla maalesef. Ee, kalacak. Bari şöyle yarım saat falan bir şey bile olsa bir turlasalardı dedim ya. Böyle ne bileyim 10 dakika bile olsa razıydım antam. Böyle birkaç tur atsalardı ya. Açık havada yapılan bir organizasyonun bu kadar yağmurdan etkilenen bir şeye sahip olması da ne bileyim ralli aracı değil ki bunlar. Hani biraz daha yağmura şey yapsınlar, tahammül etsinler. Hani yere yapışık araçlar yani bu. Yani ya tamam. Böyle da, bir evet. yağışta yapılmayacağı belli yani. Ya şimdi orada Yaşadığımız sorunun en büyük kaynağı arkadaki araçların bir şey görememesi. Sallıyorum lastikleri veya aracın arka aerodinamiğini. Arkaya doğru değil de sağ sola şeyleri işte yağmur suyunu atacakmış gibi tasarlayamazlar mı mesela? Bilmiyorum. Ben sadece e, bir şey olarak söylüyorum. Ya, ya arkaya doğru atmasa da o kadar parçalı o spreyleme mi diyorlar? O kadar ince taneli Hoş. yani Ya belki ki. o kadar hızda ona engellemenin yolu olmayabilir. Bilemiyorum. Ben sadece öyle düşünüyorum. En azından bakarken öyle düşünüyorum. E, 4 saat boyunca yanımda sevgilim oturup şey bu ne zaman bitecek diye düşünürken benim içimden böyle şeyler geçiyor. <laughs> Çok <haklı> bir. Şey. <laughs> yani kazasını konuşmaya gerek yok. Landon Norris'in. 2-3'e katılamadığı için 10. sırada yarışa başlayacaktı. Bir de bunun üzerine ceza aldı. Vites kutusunu değiştirdiği için. Onun dışında Leclerc ve le Sainz'ın ilk 10'a girememesi. Valla bu da şaşırtmadı ya. Ne güzel yükseliştelerdi. Aa, Ferrari bunu hep yapıyor yani. Bir umut verip sonra yine sıçıyor. Bir umut verip yine sıçıyor. Bilmiyorum hani herhalde bu sene biraz şey yaptılar yani. Abi test edelim aracımızı. Gelişelim. Seneye bomba gibi olacağız zaten. Bozmayın moralleri. Böyle hmm. bir ...çok sallamıyorlar gibi yani. Peki yani... Renault'lara ne oldu Alper? <laughs> yani abi Renault maalesef çok iddialı bir takım değil bu sene yani. O kon tamam geçen <laughs> kazandı ama hepimiz biliyoruz ki... <laughs> ...böyle Peki, kolay kolay kazanamazdı yani. Peki Williams'a bu yalancı podyumdan önce... ...en son podyumunu kazandıran büyük pilot Lance Strollen oldu. Feter galiba birazcık kendisine bir ders vermek istedi... ...bu iş böyle yapılır diye... Yani biraz öyle gibi duruyor açıkçası. Yani Vettel formdaymış gibi duruyor. Toparlamış gibi. Evet evet biraz alıştı. Bir dünyevi yani. işlerle uğraşmaya başlayınca toparladı adam görüyor musun? Ee, üzülüyorum Vettel için açıkçası ama şimdi e, bu hallerini görmek böyle tekrar toparladığını görmek güzel. Bence bundan sonra... Seneye Mercedes'e Mercedes geçecek. Öyle <laughs> mi diyorsun? <laughs> Yok canım demiyorum. Ben birazdan Russell'ın Mercedes'te yarışacağının hatta birkaç pilotun da durumunun ne zaman açıklanacağını söyleyeceğim. Birazdan. <laughs> Reklamlardan Ondan sonra. önce Williams'ın performansını konuşalım. Latifi 12. hatta Perez ve Lando Norris gittikten sonra 10. George Russell ise 2. sırada tamamladı sıralama turlarını. Williams'a bu yağmurlu spa çok uyumuş gibi gözüküyor. Valla biliyorsun biz bir Latifi'nin Russell'dan daha iyi olduğunu söylemiştik. Yani sonuç bunu hı. gösteriyor demiştik. Böyle hileyle hurdayla Russell puan alıyor. Geçiyor ama Latifi'yi. <laughs> <laughs> Biz Latifi'nin daha yetenekli olduğunu biliyoruz. Evet. <laughs> Kendisi yani böyle şeylerle bizi kandıramaz. Nasif bir ekibi yutmaz. Şaka maka gerçekten Williams son iki yarışta bayağı şey yaptı yani. Bayağı kendini hani son birkaç senedir aldığı puanlardan 15-20 kat fazla puan almış olabilir yani. Suna da Alfa yani Romeo'nun arkasında kaldı. İlk Yağmurlu yarışı diyebilirsin. Aman Latifi'nin de sanırım yağmurda ilk yarışı. Birçok pilotun ilk yarışı <laughs> yağmurda. George Russell'ın da çok deneyimi yok diye hatırlıyorum ben yağmurda. Türkiye'yi saymıyoruz tabii ki. Türkiye başka bir şeydi. Sunadanın geçenlerde öyle bir açıklaması yok muydu ya? Burada bir şey yapmıştık. Yağmurla ilk yarışımdı falan diye. Valla ben en son Sunadan'ın şu açıklamasını duydum. İşte Japonya'dan alışığım yağmurlu yağmur yarışlara. Mı? Ama sadece F1 arabasıyla hiç yarışmadım. Sonuçta sen de pilotsun yani. Alonso'nun dediği gibi bir pisti öğrenmek için 4 tur yeter yani. Bu haftanın bombasını konuşalım Alper. Perez'in sözleşme imzalaması. Şaşırdın mı? Lan? Hayır, kaza ben yapmasına bir... da şaşırmadım sonra. Ben sözleşmeye şaşırmadım ama böyle bir tık ilginç de geldi. Yani hani bir taraftan yüzde elli yani benim için. Bir taraftan Perez'le gitmezler mi acaba? Hani Albon. Ya gazlı geçen, hafta, olur mu diye geçen hafta. Geçen yani. hafta Albon şey açıklaması yaptığında ben anlamıştım bu hafta açıklayacaklarını. Albon şey dedi. Ya işte sadece Formula 1 yok. Başka sporlarda da kendimi gösterebilirim falan dedi. Orada anladım. Bu hafta açıklıyorlardı. dedi. Bunlar muhtemelen Marco'nun falan sözleri ona söyledi. O da gelmiş bize söyledi. <laughs> Mesela bu bu videomuzun başlığının şey olmasını düşünüyorum. Russell ne zaman açıklanacak olmasının düş gerektiğini hmm. düşünüyorum. Eğer geçen hafta program yap yapıyor olsaydık Perez bu hafta açıklanacak olacaktı başta. Tüh <laughs> Neyse inşallah <Geçerimiz>. Russell tutar <laughs> Umarım Peki evet. Mercedes'e geçeceğini mi düşünüyorsun sen Russell'a ben... Geçelim mi o konuya Yarışla alakalı geçelim başka ya. söyleyeceğim bir şey yoksa Geçelim geçelim Russell Monza'da açıklanacak Alper Nasıl bu kadar eminsin peki Monza'da şey açıklanacak Aynı zamanda emekliliği mi emekliliği açıklanacak Aynı zamanda Bottas'ın Alfa Romeo'ya onun yerine Geçmesi açıklanacak bir bu hafta, böyle çözülecek. Bak geçen hafta nasıl Albu'nun açıklamalarından böyle olacağını düşünüyordum. Bu hafta da Bottas ve terbiyesizler George Russell'ı yan yana röportaja koymuşlar Alper. Evet ya o nasıl bir andı ya. Ve bu soruyu sordular tabii ki. Bir anda ortalık buz kesti. Buz keste iyi oyuncudur. Neyse. <laughs> e, bir anda ortalık buz kesti ve şey. Ya her söylediğimde aklıma bu geliyor. Neyse. Bir daha buz kesti demeyeceğim. Soğuk rüzgarlar esti. <laughs> bir anda soğuk rüzgarlar esti Alper. Bilmiyoruz filan dediler ilk başta. Ondan sonra bir önemli değil bizim için filan dediler. Ondan sonra Bottas tam muhabbet kapanacakken dedi ki ya aslında ben biliyorum dedi yani Dolayısıyla benim iddiam Monza'da ya yani Monza'da Raikkonen'in açıklanacağını herkes konuşuyor. Ama ya Monza'dan o 5 günlük süreci içerisinde ya da hemen ondan sonraki hafta Rusya'dan önce ben bu olayların açıklanacağını düşünüyorum. Eğer Bottas ben biliyorum dediyse... Bence kesin Bottas gidecek o zaman. Çünkü giden adamın bilmesi gerekir kariyerinde devam etmesi için. Yani Bence giden ikisi adama de adama biliyor. hiçbir şey söylemezse ikisi de mi biliyor diyorsun? Evet. Ya Bottas, şey ne? George Russell ne zaman sorsan gülüyor abi böyle saçma şey olur ya? <laughs> <laughs> bu arada Williams'la Hamilton'ın eline verdiğini de unutmamak lazım bu hafta. Evet şimdi zaten bu hafta bence Russell için kritik bir şey olmuş olabilir. Hani şey sürekli açıklamalar yapıyorlar bizim kararımıza etkilemedi bu etkilemedi bu diye ama. Hamilton bir de bu evet. hafta şey dedi Bottas ıı, tabii ki ben alana kalsa Bottas'la devam etmek isterim. Çok iyi bir takım arkadaşı dedi. Yani onu herkes biliyor zaten Hamilton'ın Bottas'la <laughs> devam etmek isteyeceğini. <laughs> <laughs> Hamilton'un memuru resmen adam. Ya bir kere Toto'nun elinde şu anda Mercedes'te herhalde ya bottası devam edelim dese herhalde döverler artık. Yani Russell gerçekten Williams'la ne olursa olsun hani şey demiş Russell işte ne olursa olsun hani öyle ya da böyle işte ikinciliği kazandım falan hani sonuçta bunu hak ettik falan demiş. Bir taraftan doğru çünkü qualification'da Mercedes'e iniyorsun Williams abi. Hem de 7 kere şampiyon olmuş adamı. Yani bu inanılmaz bir şey. Ben böyle hani ağlayacaktım. inanılmaz bir şey görüyorum şu anda falan. Böyle ağzım açık izledim yani. Böyle gerçekten delirdim yani hani Russell'ın ikinci olmasına. Hani Russell böyle çok sevdiğim sporcu falan dedi. inanılmaz bir iş başardı yani. Evet. Ve bundan sonra dedim ki herhalde kimse şey yapamaz yani. Hani Russell'ı önüne geçemez. Hani Mercedes'e gelmesin Bottas diyemez yani. Çok saçma olur yani. Bot şey, Russell'ın alınmaması Mercedes'e şu anda. Ya bugüne kadar Hamilton'ın çok bastıracağını Bottas'la yarışmak için Bottas'ın büyük bir kozuydu yani Hamilton. Ama artık Hamilton'ın bir şey yapabileceğini sanmıyorum bu Russell'la yenildikten sonra. Ben Zor. de sanmıyorum. Ya ben çok da Bir de bir de Mercedes'in artık hazırlaması lazım abi. Ralf Schumacher'ın bir şey söylemiş Hamilton'la işte Bottas Russell üçgeni hakkında. Hmm. Demiş ki Russell geçen sene Covid'den Hamilton gittiği zaman Kendinden küçük araca hani sığıp şov yaptı resmen. Evet. Ve Hamilton apar topar hastalıktan apar topar gelip Dubai'de e, hemen pilot koltuğuna koşarak geldi. Yani bir, bir sonraki haftada benzer bir şov görmemesi için insanların. Evet. E çünkü Özel uçağıyla geldi. Yani burada bir tamam adam sürekli şey işte ben bir şey kanıtlamak zorunda değilim Hı -hı. açıklaması yapıyor ama çok acayip e, tehdit unsuru aslında bakarsanız yani ne olursa olsun istersen 100 kere dünya şampiyonu ol Çocuğun teki geliyor senin aracında, Bottası şamar oğlanını çeviriyor yani. Bazen insanlar e, benim Hamilton'a takık olduğumu düşünüyorlar. Çevreciliği hakkında ileri geri konuştuğum için. E, şey zannediyorlar mesela işte şeyini sattı, uçağını sattı ya. Hı hı. Sanki uçakla gidip gelmiyor, özel uçağıyla gidip gelmiyormuş gibi başka yerlere diye düşünüyorlar. Hayır, kiralık özel uçakla hala pistten pistlere gidiyor. 40 yılda bir belki charter kullanıyordur şov yapmak için. Ee, hala dünyanın en fazla yakan araçlarından bir tanesini yani. kullanıyor. O satacağını söylemesine rağmen. Yani neyse bu konuyla nereden bağlantılı? O covid olduğunda da FIA'ya ve ülkelere demişlerdi ki özel uçağıyla gitsin. Hemen doğrudan oteline geçer. Böylece şey olmaz hani başkalarına bulaştırma riski filan olmaz. Yarışa yetişir böyle bir teklifte bulunmuşlardı. Yani o kadar yanıp tutuştu yetişmek için. Evet bu sadece şeyin de derdi değil tabi. Bu Mercedes'in de derdi. Hamilton'ın derdi. Çünkü yani ya sonuçta Mercedes'in bence Toto'nun kafasında olan şey Hamilton'ı 10 kere dünya şampiyonu yapmak. Olayı kapatmak. Mercedes de 10 kere dünya şampiyonu. Hani aşılamaz. Aşılması çok zor bir başarıya. Ferrari'nin en üstteki. Ben sanmıyorum ya. Takımın başarısını. E, ama mesela 3 sene, 7 senenin üstüne Şimdi 3 sene anlaşma imzaladı Toto. Hamilton bir sene yaptı şimdi 2 sene daha o da Toto gidene kadar. Bence bir 10 senede böyle bir hani inanılmaz bir başarı ben sanmıyorum. Ben gibi bir şey. yani Toto Wolff için başarı önemlidir. Hamilton'ın kazanıp kazanmaması önemli değildir yani. Mercedes'in ve onun altında yani Schumacher'den çok daha fazla kazanmış ve Mercedes pilotu tamamen. Şimdi Schumacher'in sonuçta Russell da, Feren, geliyor. Russell da kendi adamı. Yani tek bir pilotla başarı elde etmiş değil de, e, eline attığı pilotu başarıya ulaştırmış gibi bir şey de olabilir. Russell kazanırsa. Doğru. Zaten fark bilmiyorum hani takımların başarılarından bahsederken geçmişe dönük daha çok hep pilotlar önde evet. olur. Mercedes'te Toto Wolff önde. Toto Wolff yani Hamilton da önde ama Toto Wolff de Hamilton kadar önde yani. Bu biraz diğer takımların şeyinden de kaynaklanıyor sanırım. Drive to Survive da böyle başlıyordu. Ricciardo'ya şey soruyorlardı. Peki Mercedes'i kullanıyor olsan Hamilton'ı geçer miydin? O da evet diyor. E, bütün sanki diğer bütün pilotlar da Hamilton'ın takım arkadaşı olsa birinci yani onu hep geçeceklermiş gibi pazarlıyorlar. Hep Hamilton başarılı değil de Mercedes iyi. E, bence bu pazarlamadan dolayı da biraz Toto Wolf e çıkıyor. Ya böyle böyle zamanlarda e, hani Russell Hamilton'ın yanına gelecek diye işte korkuyor. İşte Hamilton o kadar da başarılı değil gibi oluyor. Ama bir taraftan da e, şey düşünüyorum. Ulan herif de yani mesela Leclerc'e bakıyorum tak bir yere işte ne güzel sürüyor herif diyorum tak bir yere çarpıyor falan. Verstappen pat bir kaza bir şey yapıyor. Ulan Hamilton hiçbir şey yapmıyor abi. <laughs> Adam... Evet. E kaza yaptığında bile lastiği patladığında bile biri birinci olan bir pilottan bahsediyoruz. Yani o lastiği dağıtmadan bir evet. tur koruyabiliyor yani. Yarık lastikle devam edebiliyor hayatına yani. Ben çok Muğazan heyecanlıyım ya yani. seneye George Russell'la mücadelelerini izlemeye. Kesinlikle ya. Ya abi tamam birbirlerinin biçmelerine gerek yok bu adamlar ama daha temiz bir şekilde bize rekabet görebiliriz bence. Yani. Biçseler de eğlenceli olur diyorum. Bence Russell bir sene. Bak bir sene de tertemiz yarışacak. Hani şey yapacak. Tabii ki yol veririm. Buyur. Hamilton abi yapacak. Radyoda, radyodan şey diyorlar. <laughs> aynen hayır. Ondan zaten. Her şeyi yaparım. <laughs> her türlü muamele yaparım. Sanki şey takım düşünmüyor. Latif'in puan almasını gibi. Sanki sana demeyecekler zaten bir şey olsun. Esas, esas komik olan sanki kimse anlamayacak. Senin bu telsiz mesajından. Evet. Ya yani hoş o da anlasınlar diye yapıyor gerçi ama hani bu şey Köylü kurnazlığı da anlaşılıyor bir taraftan yani. Gerçekten ben de heyecanlıyım ya. Şöyle bir nasıl bir performans... Yani şimdi Russell çok iyi sürerse acaba burada benim söylediğim şey mi geçerli olacak yoksa seninki mi merak ediyorum. Yani takım Russell'ı yavaşlatıyorsun Hamilton. Yollar da Russell geçsin diyecekse derse eğer dediğin gibi haklısın ama bana demeyecek gibi geliyor işte. Bir iki sene idare edecekler. Hani sen bir arabaya alışsan işte dur bakalım. Nasıl olsa ileride daha zamanın var şampiyon olursun. Yapacaklar gibi geliyor bana. Ya bir anda Hamilton'ı ikinci pilot yapmak da zor yani şimdi. O zaman gelecek haftaya biraz başlayalım mı sevgili Alper? Tabii ki. Zandvoort'tayız. Hollanda <laughs> GPC'nde. Deliriyorum. Pist değiştiğinden beri orada yarışmış mıydık ya? Geçen ee, sene yarıştırmıştık galiba. Hayır hayır ilk defa. Yarışalım. Acayip i̇lk heyecanlı mı? bekliyorum. Evet evet bu şey eğim var ya kaç dereceydi? 30 derece mi? Çok <laughs> mu oldu? 15 da... derece mi? İnanılmaz ee... bir şey var. Eğim var. Ben Hollanda'da ee, kartinge gitmiştim. İki kat karting pisti. İkinci kata tam böyle bir eğimle çıkıyorsun. Acayip bir yatay böyle şey. Çapraz yol. <laughs> Ve böyle direksiyon tatatata ta 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 ta, acayip titriyor falan oradan geçerken. Muazzam bir deneyin yani. Gerçekten pilotlar için büyük sınav ya, büyük cesaret yani. yani. çünkü onun pistin en işte içerisinden geçmek ya dışarısından geçmek arasında acayip bir fark olacak yani. Bana pist biraz daha hızlanmış gibi geliyor. Hans Ernst şeyine virajı, onu 11. viraj yani. E, normalde daha yavaş dönülen bir viraj, orayı hızlandırmışlar. Şeyi biraz yavaşlatmışlar sanırım, Gerlacht'ı. Onu biraz yavaşlatmışlar. Daha dar yapmışlar. Vallahi inşallah Eğlenceli bir yarış olur ama diğer taraftan şöyle bir sorun var Alper. Yağmurlu gösteriyor. Yani Belçika'dan da gördüğümüz üzere Hollanda Belçika gibi o bölgedeki yağmurlar gerçekten üzüyor yani hani şey Türkiye'deki yağmurlar gibi değil yani yağdın mı? Evet. İnanılmaz yağıyor. O yüzden düşündürücü. Yani Hollanda'da yağmur yağması gerçekten. Umarım aynı şey yaşamayız. Çok üzer. Hafif çilesin ya da yarıştan önce yağsın bitsin. Okey. Güzel. İnşallah. Şey, canım da, ya. verir. <laughs> yani iyi düşünelim bence bu yarıştaki tecrübe nedeniyle de böyle bir rezilliği herhalde bir daha yaşayacağımızı düşünmüyorum bir süre artık sık sık önlem alırlar diye düşünüyorum yani iki kere üst üste böyle bir rezillik çok büyük prestij kaybı yani bir de Hollanda ile ilgili şöyle bir durum var Verstappen Hollandalılara <laughs> ve Hamilton'a saygı duyulması isteniyor taraftarlardan yani Hamilton'a karşı yuvalama falan olmasın adeta Verstappen'in kendi evinde bir yarış izleyeceğiz. Hoş Belçika doğumluymuş gerçi Verstappen ama orada izleyemedik. Bakalım burada izleyeceğiz kendi evinde. İki tane evi var e şimdiden işte yol numaraları filan Verstappen'in takım numarasına filan çevrilmiş. <laughs> evet ya 30 ile gidilen yola 33 ile gidil vefa yapmışlar. Yani çok iyiydi. Tahminlerimizi yapalım Alper. Valla bence Verstappen, söyle. Ve Verstappen için burada kazanmak çok önemli olacak. O yüzden Verstappen hmm. birinci olacak burada. İki. İki Hamilton olur. Üç. Üç de Norris olur. Nasıl güzel tahmin değil mi? Güzel. Ben sadece yani birincinin Verstappen olacağını düşünüyorum. İkincinin Norris olacağını düşünüyorum. Üçüncü... Russell mı? Latifi mi? Løkler mi yoksa Hamilton mı olacak onu ona karar veremiyorum. Ama motor bu hafta geliyorsa. Abi yok ya. Yani Mercedes motoru çok yani çok geride İta bırakmışlar. İtalya'ya geliyorsa o zaman onu o zaman konuşuruz. <laughs> o zaman Hamilton diyorum. İtalya'ya kadar getirmesi lazım ya. Monza'da bir show yapması lazım Ferrari. Verstappen, Norris, Hamilton o zaman diyorum ben. Norris de. geçiyor yani Hamilton'a. Evet. Olabilir. Mercedes motoruyla. Bu arada Ferran Şensoy'u kaybetmişiz. Ee, sevenlerinin başı sağ olsun. Programı da kapatalım istersen. Pek tadım kalmadı. Keşke Twitter açık programı yapmasaydım. Bir daha yapmam. Bazen cehalet e, mutluluk getiriyor gerçekten. Evet. Evet. Hafta e, cumartesi günü yine sıralama turlarında beraber oluruz Twitch'te. Haftaya da yarıştan Hollanda GP'den sonra konuşuruz. Aa kapatamayız Alper. Nasıl kapatırız? Neden? E, Türkiye GP'nin tarihi değişti. Aa evet. Allah'tan iptal edilmedi. Lakin şöyle bir sorun var Alper. İnsanlar İngiltere'ye dön, dönemeyecek diye bizden sonraya Amerika'ya koydular. Şimdi de Avrupa Birliği Amerika'yı koronavirüs açısından tehlikeli ilan etti. <laughs> Abi gerçekten Allah seni kahretmesin. <laughs> kötü haber üstüne kötü haber veriyorsun ya. Delik <laughs> deşin etti sabah sabah ya. Öf. Evet. Lan ne sevinmiştim ya. Yapacak Abi, bir bu şey ne yok. Ya. Yapacak bir şey yok. Böyle işte. İngiltere'nin oyunları abi bunlar hep. İngiltere'nin oyunu mu oyunu değil abi. <laughs> Doğru düzgün rakamlarını ver İngiltere bir şey yapamasın yani. Covid lobisi. <laughs> yani İngiltere açıklama yapıyor diyor ki hani Türkiye kötü ya da iyi değil diye bu kararı vermiyoruz diyor. Çünkü nasıl olduğunu bilmiyoruz diyor. Doğru düzgün rakamları Çok... açıklamadığı için. <laughs> Bilemediğimiz bir şey hakkında da karar veremeyiz diyor adamlar. Eskiden politik, politika hiç uğraşmadan 20 yıl önce belki hayatını sürdürebiliyordun. Çok haberin olmadan devam edebiliyordun hayatını. Çok bir şey değiştirmiyordu hayatında politika. Ya şu anda hayatımdaki her şeyde bir etkisi var sürekli. Yani şu mesela Covid-19 politikası nedeniyle bile Formula 1 izleyeceğim izleyemiyorum kaç seferdir yani. Bir İp iptal edip, çocuk oyuncağına döndü. Öyle bakalım haftaya daha detaylı konuşuruz bir şeyler ortaya çıkmaya başlar herhalde artık. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenceli bir yarış haftası olur. Umarım. Çok kötü bir haftanın ardından görüşürüz. Görüşmek üzere.